Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten bir asır sonrası yine saç boyama videosuyla karşınızdayım. Çok uzun zamandır saçımı boyamadım. Gerçi İstanbul'dayken kuaför saçıma geçişler için cila yapıp şöyle göstereyim. Önden de 2 tane balyaj attı ama yeter mi? Yetmez. Şimdi epey uzadı dibim. Haliyle ben de daha sarı olmak istiyorum. Farklı bir şey deneyeceğim. Hem bu folyolardan aldım hem de böyle bir şey aldım. İlk bununla deneyeceğim. Kafama geçireceğim, sonra çıkaracağım tek tek. Biraz uzun süren bir işlem olduğu için o kısımları hızlandırarak şey yaparım. Açalım. Şu an saçımın şu anki halini görüyorsunuz zaten. Bu arada bunu Rossman'dan aldım. Eğer merak edeniniz olursa. Bu tekrar kullanılabilir olduğu için bayağı iyi. Böyle bir şey. Böyle de bir fırçayla tığ gibi bir şey var. Onunla bu deliklerden girip tutam saç çıkarıyorsunuz. Evet, ben bunu kafama oturtup geliyorum. Çok komik. Çok komik. Neyse böyle bir video da görmemiştir YouTube canlısı. Aman. Şimdi şurada bir koruyucu gibi bir şey var. Onu bir çıkaralım. Ve ilk bir deneyelim. Yapamadım. Aa. Olmuyor. İncecik bir tutam çıktı. Yani biraz zor oluyor ama oluyor yani sonuç itibariyle. Gerçekten bu halde kendimi gösterdiğime inanamıyorum. Bir de bu halde dışarıya çıktığıma hiç inanmıyorum ya. Neyse, dışarıda kimse görmedi de bunu kaç kişi görecek kim bilir. Yani buna karşılık bir like atarsınız tam şu an diye düşünüyorum. Neyse, tek tek çıkardım. Bayağı 10 saat falan sürdü. Bayağı cincik bir işmiş. Bir daha yapar mıyım? Hayır. Sonra gram açıcıyla 80 gram oksidan aldım. Oksidanım 9'luk. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. Sonrasında saçıma uygulayacağım. Bu kadar yani. Bir numarası yok aslında. Tek numarası kafamdaki şu boneydi. Umarım güzel bir sonuç olur. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bayağıdır da açıcı karıştırmıyorum ha. Bu arada neden dipten boyamadın diye merak edenleriniz de olabilir. Çünkü uzun zaman öyle yapıyordum. İstanbul'a kuaföre gittim. Kuaförde niye yaptırmadın falan da diyebilirsiniz. Kuaför dibimin fazla uzamadığını, yani dip röfle yapmak için fazla uzamadığını söylemişti. O yüzden yapmadı. Onun dışında dipten de açmıyorum. Çünkü artık vücudum çok fazla reaksiyon gösteriyor. Alerjik reaksiyon. Çok kötü oluyorum yani, kısaca özetle bu. Birkaç defa dayandım ama artık bu denli bir tepkime veriyorsa vücudum ki keşke kameraya alsaydım. Demek ki ciddi bir alerjim oluştu. Böyle şeyler de şakaya gelmez biliyorsunuz. Şimdi bu böyle tamamen karışana kadar ben bunu karıştırıyorum. Sonra açacağım müziğimi. Ay. Açacağım müziğimi. Bunu saçıma uygulayacağım. Bu arada açıcım da bu markanın MC galiba. Aynen MC. Amazon'dan aldım. Okeydir. Eldivenlerimi geçiriyorum. Ve boyamaya başlıyorum. Aynadan da göreyim ben. Saat de bayağı geç bu arada. İlk defa bu saatte saç boyuyorum ve çekiyorum bunu. Neyse, müziğimi açıyorum. Siz de müzikle beni izleyin. Öpüyorum. Çok komik görünüyorum ya. Üf. Neyse, sürdüm tüm saçıma. Biraz tuhaftı uygulaması. Çünkü sanki sadece bonede kalıyor ama saça temas etmiyormuş gibi hissediyorum yani. Bilmiyorum. Ama deneyeceğiz artık. Bir 40-45 dakika bırakırım diye düşünüyorum kafamda. Sonrasında yıkarım. Bugün devam etmem ama yarın da folyoyla devam edeceğiz. Yani cilayı, cartı, curtu hepsini yarın yapacağım. Bugün sadece bunu. Çünkü saat bayağı geç oldu. Yazık yani. Bana da yazık. Öyle işte. Neyse. Bir 40 dakika sonra yine bir gösteririm. Bir şey görünürse. Yıkarız artık. Gerisi yarına kalmış. Evet. Sarardık gibi. 40 dakika oldu. Şimdi saçımı bundan çıkarana kadar, gerçi önce yıkamam lazım çıkarmak için değil mi? Evet, önce yıkayacağım sonra çıkaracağım. Çünkü şu an çeksem çok kötü şeyler olabilir. Neyse, saçımı yıkamaya gidiyorum. Özetle bu. Ya yıkayalım, görelim. Yarın devam edelim. Çok merak ediyorum. Çok ümitli değilim. Ama yarın folyoya şey yapacağız zaten. Ama bu işe yararsa çok iyi bir şey. Evet, uğraşması biraz zaman alıyor ama folyoyla, cartla, curtla uğraşmamış oluyorsunuz. Vesaire. Yani avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Birisi de yardımcı olacaksa muhteşem. Ama tek başına yapacaksanız gerçekten artık daha oluyorsunuz yani. Neyse, çok konuştum. Gidiyorum, yıkayıp geliyorum. Geldim. Biraz tedirginim. Bu arada çok rahat çıktı kafamdan. Yani önce suyla iyice temizledim, sonra çektim. Ama gayet rahat çıktı. Şimdi sadece tarağımı arıyorum diyecektim. Saçımı açacağım. Bakacağım ve tarayacağım. Biraz bekledi aldığım içinde. Şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Olmuş. Bir dakika. Uf, yapay ışıkta görmüyorsunuz. Ben şu an aynadan görüyorum. İncecik olmuş. Bir de çok güzel olmuş. Bilmiyorum ne kadara gözüküyor ama böyle ince ince röfleler oldu. Bakın. Sadece bir dezavantajdan bahsedeyim. Görüyorsunuzdur. Görmüyorsunuz. Şurada. Böyle nokta nokta yayılmış. Yani cila yaparken buradan başlayacağım sürmeye ki onu kapatsın. Onun dışında bakar mısınız? İncecik röfleler. Bayağı iyi o açıdan. Şuraya da keza öyle. Ama yeterli kadar değil. Belki de benim daha büyük tutamlar almam gerekirdi. Bilmiyorum. Ama yarın folyo kesin yapacağım. Yani özellikle şuralar çok koyu kaldığı için oralara zaten yapacaktım. Ama şu bölgelere biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum. O zaman 1-2-3 yarın görüşüyoruz. Evet, günaydın. Uyanır uyanmaz gerçekten hemen saçımı yapmaya başladım. Başladım derken saçlarımı ayırdım. Açıcımı hazırladım. Ve folyolarım var bolca. İlk başta altlardan başlayacağım. Birkaç tane paket atacağım. Sonra yukarıya geçeceğim. Saçlarımın uçlarına bol bol serum sürdüm. Hem dün hem bugün. Şöyle uçlarına yapmayacağım. Farkında mısınız? Ben yine aşırı konsantreyim. Böyle oluyor saç yaparken ya. Yani bu şekilde buraya yapacağım. Hızlandıralım bence çünkü hem çok sessiz sinema gibi oluyor ben konuşmadığım için. Hem de konuşursam yavaş olurum diye düşünüyorum. Çünkü hızlı olmam lazım. Size yine iyi müzik dinlemeler. Yaklaşık bir 3-4 saat sonra tüm kafama folyaladım. Şimdi alt kısımları yıkamaya gideceğim bile. Çünkü bayağıdır onlar içinde. Yeter diye düşünüyorum o kadar. Tabii bakacağım. Sonrasında tamamını yıkarım. Yani olay bundan ibaret. Çok uzun sürdü ya. Gerçekten çok uzun sürdü. Acıktım. Çok acıktım. Kalkıp bir şeyler de yesem hiç fena olmaz. Şimdi yıkayacağız. Sürem dolunca yıkayacağım. Sonrasında da cilav gibi bir şey yapacağım. Onu da göstereyim. Daha geri geldim. Kaşlarımı da biraz boyadım ama böyle Tuhaf tuhaf lekeler oldu. Neyse. Yaptım. Ama gördüğünüz gibi çok keskin duruyor. Bu çok normal. Kuaföre gidince de böyle oluyor yani. O yüzden ne yapıyoruz? Cila yapıyoruz saçımıza. Önce bir üstüme çıkarayım. Şöyle. Ben saçını bir geri atayım. Öndeki tutamlar bayağı beyaz gibi açıldı. Çünkü onlar daha önceden açılmıştı. Bayağı güzel açılmış bu arada. Açıcıyı beğendim. Neyse. Ne yaptım? 6 numara ve 02 ve 01'i karıştırdım. 01'den böyle bir nohut ya da 2 nohut tanesi kadar. Bundan şöyle bir parmak kadar diyelim. Bunun da yarımı. Bu karışım benim saç rengime uygun. Yani sizde olur mu olmaz mı onun değerlendirmesini kendiniz yapacaksınız. Burada karıştırdım. Dün saçı çıkarmak için kullandığımız aparatın ucu böyle fırça. Bence bayağı da pratik. Kaşlarımı da bununla yaptım. Şimdi bununla yapmamız lazım bir şekilde ama ayırmak da istiyorum saçımı. Çok saçma duruyor burası. Neyse birazdan zaten iyice yıkayacağım saçımı. Önce buradan başlayalım. Çok inmeyin aşağı. Ben de inmemeye çalışıyorum. Bu sadece o keskinliği almak için yaptığımız rötuş gibi de düşünebilirsiniz. Evet, kameranın şarjı bittiği için telefona geçtim. Şimdi burayı indireceğim. Bayağı uygulaması hızlı oluyor ya. Evet, şimdi yıkayacağım. Sonra kurutup gelirim. Daha iyi bir şey oluyor böyle. Wow efekt oluyor. Makyaj falan da yaparım. Yıkayıp geliyorum. Tadam! Evet, saçlarımı yıkadım. Kuruttum, şekillendirdim ve sonucumuz bu. Yani bayağı diplere taşıdım aslında. Ne derler? Paketlerimi. Şu aralara çok koymadım ama tepeden, şimdi arkadan da göstereyim. Böyle. Umarım sonuç hoşunuza gitmiştir. Ben çok sevdim. Yani şu geçişi güzel yaptığıma inanıyorum. Çok kameradan belli olmuyor ama mesela buralardakiler de çok ince ince oldu. Bayağı güzel oldu. Aslında bugün çekmesem mi diye düşündüm. Çünkü hava çok karanlık. Bayağı kış geldi artık Almanya'ya. Ve güneş açmıyor. Güneşi beklesem, biraz daha aydınlığı beklesem mi diye düşündüm. Çünkü dibim çok koyu gözüküyor. Aslında dibim bu kadar koyu değil. Ve çok ışık oyunlarını da göremiyorsunuz. Bakın mesela. Aslında böyle ince 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 çok güzel röfler oldu araya. Bu da o başıma geçirdiğim, neydi onun adı? Bonemsi şeyden ötürü oldu. Tepeme ise yaptığım paketlerden Ama saçımın kendisi sarısının da rengi bayağı açıldı, bayağı soğudu. İçime sindi. Yani bunu gayet iyi başardığıma inanıyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Evde yapılmış bir saça göre bence gayet iyi. Göstermek istiyorum. O kadar göstermek istiyorum ki ama o kadar yansıtamıyorum ki. Işıktan ötürü ama sizi de bekletmek istemedim. Şimdi günler geçtikçe sonuçta saçımdaki mor şampuan vesaire yaptığım boya akacak, doreleşecek doğal olarak. Öyle bir görüntü görmenizi istemedim. Direkt hemen ertesi gün çekmek istedim. Haliyle ışığın gazabına uğradık ama olsun. Umarım siz de benim kadar sonucu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka bana bunu bir beğeni ve yorum olarak dile getirin. Çok mutlu olurum. Ayrıca beni yeni tanıyorsanız, beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız hoş geldiniz. Kanalda çok fazla saç boyama, saç sarı yapma ya da başka renklerden sarıya dönme gibi videolarım var. Dahası da var. Ama gelecek olan videoları kaçırmamak adına lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.